Gençler selamlar, ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım, TYT Matematik 2023 kampımızın ilk haftasının son günündeyiz artık. Üçüncü günündeyiz. 1-2 saat önce ardışık sayılar konumuzu işledik arkadaşlarım. Ve bunun üzerine de güzel bir konu testi çözeceğiz. Gerçekten güzel bir konu testi çözeceğiz arkadaşlarım. Soruları dikkatli bir şekilde dinlemenize çok büyük fayda var. Şimdi tekrardan her videoda söylediğim gibi yine bu videoda da söyleyeceğim. Arkadaşlarım, ben sana konuyu anlattım, testini de çözdüm, hadi yallah senin işin tamam diyemem. İmkanı yok bunun. Çünkü matematik derya deniz. Senin ne yapman gerekiyor? Bu videodan sonra sana vereceğim, o ödev videosunu izleyeceksin. Sana vereceğim ödevleri tamamlayacaksın. Tamı tamına yapacaksın. Eksiksiz, kusursuz ve zamanında tamamlayacaksın o ödevleri. Bu ödevleri yaptıktan sonra artık kendinden emin olabilirsin. Artık ben oldum hoca diyebilirsin. Tamam. Ne yapman gerekiyormuş? Videoları izledikten sonra, o haftanın konularını işledikten sonra hemen ne yapıyorsun? Verdiğim ödevleri kusursuz bir biçimde yerine getiriyorsun. Aklına bulunsun. Benden sana söylemesi, eğer bunları yapmazsan olmaz kardeşim. Tamam. Şimdi videomuza geçeceğiz. Testimizi çözeceğiz. Geçmeden önce abone olmayanlar varsa kanala abone olurlarsa sevinirim. Videoyu beğenmeyenler varsa hala da videoyu beğenmeleri benim için çok mutluluk verici bir hadise olur. Evet gençler, başlayalım mı testimize? Hadi bakalım. Evet, konumuz ardışık sayılar demiştik ve ardışık sayıların ilk sorusu geliyor arkadaşlar. Şimdi demiş ki bize, aşağıdakilerden hangisi ardışık 7 tane doğal sayının toplamı olamaz diye sormuş. Şimdi bakın, size öğrettiğim bir taktik vardı ya bir önceki ders. Konu anlatırken o taktiği uygulayacağız. Ne bu taktik? Şu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ardışık sayı varsa bunun ortancası şu değil midir arkadaşlar? Ve biz buna x desek. Bu sayıların toplamı kaçtı arkadaşlarım? Ben bunu nasıl buluyordum? Şu şekilde buluyordum değil mi? Sayı adedi çarpı ortanca terim. Ve bu bana toplam sonucu veriyordu. Güzel. Şimdi demek ki benim toplam sonucum, hani toplamı olamaz diye sorulmuş ya, toplam sonucum ne olması gerekiyormuş? 7'nin katı olması gerekiyormuş arkadaşlar. Tamam. 7'nin katı olacak. Peki madem 7'nin katı olacak. Şimdi 49 olamaz demiş ya. 49 7'nin katı değil mi? 7'nin katı. 56 7'nin katı değil mi? 7 kere 8. Bakın 7 kere 13. 7 kere 14 ama 102 dediğimiz sayı herhangi bir şekilde 7'nin katı değildir. Dolayısıyla cevabımız da Edirne seçeneği olacaktır. Devam edelim. 1'den n'ye kadar olan sayıların toplamı x olduğuna göre n artı n artı 1 artı n artı 2 artı nokta 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 2n toplamının x türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş bize. Şimdi öncelikle n artı n artı 1 n artı 2 demiş ya. Bak şuraya bir çıkalım, şu kısma. 1'den n'ye kadar olan sayıların toplamını sen biliyorsun be güzel kardeşim bir önceki dersten. Neydi? N çarpı n artı 1 bölü 2 idi ve bu kaça eşitmiş? X'e. Şimdi bu cepte dursun. Tamam, bu cepte dursun. İhtiyacımız olabilir. Bir alta geçelim. Bakın arkadaşlarım, burada kaç tane terim var? Önce onu bir bulalım. Bakın 1, 2, 3 diye sayacağız ama arada bilmediklerimiz var. Kaç tane terim olduğunu nasıl buluyordum ben? Son terim 2n eksi ilk terim n bölü kaçar kaçar artıyor. Bakın birer birer eklenerek gitmiş. Birer birer artı 1 diyorum. Yani totalde 1'e bölmenin hiçbir mantığı yok. 2n'den n'yi çıkardınız. N artı 1 tane terim var. Bu n artı 1 tane terim varsa terimlerin toplamını nasıl buluyordum? Terim sayısı bölü 2 çarpı son terim 2n artı ilk terim. 2n artı n ne kaç yapar? 3n yapar. Ve bunu da sen şu şekilde yazabilirsin bak. N artı 1 çarpı şuradaki n'yi kullanacağım çarpı 3 bölü 2 biçimine yazabilirsin. Şimdi şu dursun, lazım olur demiştim ya. Şimdi gelin şuraya bakın. N çarpı n, n çarpı n artı 1 bölü 2. Arkadaşlarım bu kısım neye eşitti? Bizim yukarıdaki x'imize eşit değil miydi? 3 kere x ne yapar? 3x yapar. Demek ki şu toplamın x türünden eşiti 3x yapacakmış sevgili gençler. Devam edelim 11. sorumuzda.
11 adet ardışık tam sayının toplamı 2024 olduğuna göre bu 11 sayının en büyüğü kaçtır diye soruluyor. Şimdi tersten düşünelim, öğrettiğim taktiğin tersinden düşünüyoruz, tamam mı? 2024'ü bu sefer ben sayı adedine bölsem acaba kaç çıkar? Bunu bir bulalım. Bunu da nasıl bölüyorduk arkadaşlarım? Bakkal bölmesi yapmadan dikkatli izliyorsun. 20'nin içinde 11 bir defa, kalan 9. Şimdi kalan 9'sa 92'nin içerisinde 11 kaç defa? 8 defa. 8 kere 11 88 yapar. Kalan nedir? 4. 44'ün içerisinde 11 4 defa. Demek ki sevgili arkadaşlarım, bu 11 tane sayımız vardı ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane sayımız. İşte o 11 sayının 5 tanesini sol tarafa, 5 tanesini sağ tarafa ayırdığım takdirde ortanca sayımız kaçmış? Şurası 184'müş. Tam ortayı bulduk. En büyüğü sorulmuş. E bunlar ardışıktı. O zaman bu 185, 186, 87, 88 ve 89 olacakmış. Yani doğru sayılır değil mi? 5, 6, 7, 8, 9 aynen. Cevabımız ne olacakmış? 189, yani C seçeneği. Devam ediyorum gençler. Dördüncü sorumuzda. 44, 55, 66 ve 77'yi toplayıp bunları 11'e bölersek bu işlemin sonucu ne gelir diye sorulmuş. Hemen şöyle yapıyoruz. İçerisi var ya, bunları toplamakla uğraşmayacağız. İç kısmı 11 parantezine alın. 11 parantezinde 4 kalır. Burada 4 kere 11'dir. Bu 5 kere 11 olduğu için 5 kalır. 6 olur ve diğeri de 7 olacaktır. Ve gençler bunu da kaça böl demiş? Tabii ki 11'e. E buradaki 11 ile 11 birbirine götürmez mi? Götürür. Ben sadece şunları toplayacağım o halde, doğru mu? E bunları da toplarsam sevgili gençler, 4 ile 7'nin toplamı 11, 5 ile 6'nın toplamı 11. Topladım, kaç geldi? 22. O zaman cevabımız ne olacak? Bursa seçeneği olacak diyebiliriz. Ve devam ediyorum 5. sorumla. X, Y, Z ve T ardışık 4 çift sayı olduğuna göre X küçük, Y küçük, T küçük, Z için X eksi Y. Şimdi bunlar ardışık çift sayıysa küçük sayıdan büyük sayıyı çıkarmış, bakın x'ten y'yi, ve bunların arasında 2 fark vardı. O halde x'ten y'yi çıkardığına göre burası eksi 2'dir. Çarpı. Z'den bu sefer t'yi çıkarmış. Bunların da arasında 2 fark vardı ama büyük sayıdan küçük sayıyı çıkardığı için burada burası 2. Bakın x'ten ta buradaki x'i çıkarmış. Z'den pardon x'ten z'yi çıkarmış. Güzel. 2 fark burada, 2 fark burada, 2 fark burada. Ne var? 6 fark. Küçükten büyük çıktığı için eksi 6. Y'den de Z'yi çıkarmış. Y ve Z şunlardı. Şurası eksi 6 bu arada. Y'den Z'yi çıkarmış. 2 fark burada, 2 fark burada. 4 fark küçükten büyük çıktığı için eksi 4 diyeceğiz. Peki. Eksi ile eksinin çarpımı artı yapar. 2 kere 2 4'tür. 4 kere 4 16. 16 kere 6 96. Bir de burada eksimiz vardı. Cevap ne olacak? Eksi 96 olacak sevgili arkadaşlarım. Devam ediyorum gençler. Bir diğer sorumla 6. sorum. N'nin üzerinde bir ok işareti varsa bu ne anlama geliyormuş? N'den büyük en küçük doğal sayı olarak tanımlanıyormuş. Bu N sayısından büyük olan en küçük doğal sayı. Peki şimdi şuna bakalım. Burada ne yazıyor? 4. 4'ten büyük en küçük doğal sayı kaçtır? 5'tir. Demek ki bu 4 ok işareti eşittir 5 diyeceğiz. E burası 5 ise burada da çarpı 5 var. 5 kere 5 kaç yapar? 25. Ve bu 25'in üzerinde ne var arkadaşlarım? Bir ok daha var. Peki 25'ten büyük en küçük sayı kaçtır? Doğal sayı nedir? Tabii ki 26'dır. 26'dan diyor. 26'dan. Şuraya geçtik. 3,2. 3,2'den daha büyük olan en küçük doğal sayı kaçtır? 4'tür. Demek ki 26'dan 4'ü çıkaracağız. 26'dan 4'ü çıkarırsanız ne kalır? Tabii ki 22 kalır. E cevaplarda 22 yok. Bize neyi sormuş? Ardıllarının toplamını. He, 22'nin ardıllarından bahsediyor. 22'nin bir sonrası 23'tür. Bir öncesi 21'dir. Ardıllarının yani 21 ile 23'ün toplamı da tabii ki bize 44'ü verecektir arkadaşlar. Doğru cevap Edirne seçeneği olacaktı. Devam ettim 7. sorumla. 1'den 71'e kadar olan sayıların toplamı, bu toplamda tek sayılar 2 artar ve bütün çift sayılar 1 azaltılırsa toplam sonuç nasıl değişir diye sorulmuş. Şimdi 1'den 71'e kadar, 1'den 71'e kadar kaç tane tek sayı var, kaç tane çift sayı var? Bir kere tekle başlayıp tekle bitirdiği için tek sayılar daha fazla olacak. Eğer 70 tane olmuş olsaydı,
35 tanesi tek olurdu. 35 tanesi de çift olurdu. Fakat burada kaç tane sayı var? 71 tane. Demek ki sevgili gençler tek bir fazla olacak dedik. Çünkü tek de başlayıp tek de bittiği için. O halde 71 tane sayımız varsa bizim bu şekilde 36 tanemiz tek olacak. E güzel. Şimdi tek sayıları 2 arttırıyoruz ya. 36 sayının her birini birden 2'şer arttırırsan ne olur? Sonuç 72 artar. Buradaki 35 tane çift sayının her birini aynı anda bir azaltırsan sonuç 35 azalır. Sonuç nasıl değişir peki? 72 eksi 35 kadar değişir. 72 arttırdım, 35 azalttım. Ne kadar değişti? 37 arttı sevgili gençler. Dolayısıyla cevabımız da Denizli seçeneği olacaktı diyebiliriz arkadaşlar. Evet, devam ediyorum. 8. sorum için bir diğer sayfamla. Şöyle biraz da yaklaşalım sorumuza. 1'den 20'ye kadar olan tam sayıların kareleri soldan sağa doğru yan yana yazılarak, bakın 1'in karesi 1, 2'nin karesi 2, 3'ün karesi 3, 4'ün karesi 16, 5'in karesi 25 şeklinde gidiyor. En son burada 361 ve 400 var. Gördüğünüz üzere 400 20'nin karesidir. 361 de 19'un karesidir. Buna göre A kaç basamaklı bir sayıdır diye sorulmuş. E tamam, güzel. Hallederiz biz bu işi. Önce karesi tek basamaklı olan sayılar var. Sonra karesi 2 basamaklı olan sayılar. Sonra da karesi 3 basamaklı olan sayıları düşüneceğiz biz. Karesi tek basamaklı olan sayılar zaten 1, 2 ve 3'tür. Kareleri 1, 4, 9 olduğu için buradan 3 basamak geldi. Daha sonrasında 4'ün karesiyle başlayıp, bakın ben bu sırada rakamları takip ederken karelerini aldığım zaman 3 basamaklı olan, karesi 3 basamaklı olan ilk sayı 10'dur. 10'un karesi 100 yapar çünkü. 9'un karesi 81. Demek ki 4'ün karesinden 9'un karesine kadar olan kısımdaki sayıların kareleri 2 basamaklı. Dolayısıyla 4'ten 9'a kadar kaç tane sayı var? 9'dan 4'ü çıkarıp 1 eklerim. Yani 6 tane sayı var. O 6 tane sayının kareleri 2 basamaklı olduğu için 2 çarpı 6'dan 12 basamaklı buradan geldi. Ve ilk karesi, ilk 3 basamaklı olan sayı 10 demiştik ya. Burada da 20'nin karesi var. Demek ki 10'dan 20'ye kadar kaç tane sayı varsa şimdi onu hesaplayacağım. 20'den 10'u çıkarıp 1 ekliyorsunuz. 11 tane sayımız var. Bu 11 tane sayının kareleri 3 basamaklı olduğu için 11 kere 3'ten 33 basamak da burada var diyoruz. Ne yapacağız yani? 3 basamak burada. 12 de burada etti 15 basamak. 33 de burada dersek toplamda 48 basamaklı bir sayı buraya yazılmıştır diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Cevabımız ne olacakmış? Bursa seçeneği. Devam ettim 9'da. Bir x verilmiş, bakın bir de y verilmiş arkadaşlarım. Peki burada bunlar arasında bir bağıntı var mı? Çünkü bana neyi sormuş? Y'nin x türünden eşitini sormuş. He. O zaman bir şey ifade bulacağım, y'yi yalnız bırakacağım. Tamam. Çünkü y'nin x türünden eşit soruluyor. Şimdi bakın 2 ile çarpılmış. 2 ile çarpılmış. 2 kere 2 4, 3 kere 2 6. 3 kere 2 6, 4 kere 2 8. 4 kere 2 8, 5 kere 2 10. 5 kere 2 10, 6 kere 2 12. Bunların iki katı yok. Onlar da olsaymış tadından yenmeyecekmiş. O zaman ben ekleyeyim onları. Ne olur? 6'nın iki katı 12, 7'nin iki katı 14 olur. Peki, güzel. Her şey normal şu an. Eyvallah. Şu durumda hep bakın ne yaptım? 2 katı 2 katı arada da çarpım olduğu için 4'er katını almış oldum. Yani ben aslında burada x'i 4 ile çarpınca buna eşit oldu. Bakın 4 ile x'i çarptım. Aşağıdaki y sayısına eşit olmadı. Y sayısına 12 kere 14'ü ekleyince bunlar birbirine eşit oldu. He, şimdi ayıktık olayı. 12 kere 14 dediğimiz sayı 168'dir. Yani 4x eşittir y artı 168'miş. Bizden istenen de y'nin x türünden eşiti. Yani y'yi yalnız bırak, x de karşıda kalsın istiyor. O halde 168'i ben şu tarafa bir postalarım. Y eşittir 4x. 168 karşıya geçtiği için eksi olarak geçer. 4x eksi 168 de bizim cevabımız olur. Doğru cevap Edirne'ydi arkadaşlar. Devam ediyorum 10. sorumla sağ üst tarafta. Başlangıçta boş olan mavi, sarı ve yeşil kutular veriliyor. İlk adımda
her bir kutuya birer bilye. Bakın bir tane bilye attım, bir tane bilye attım, bir tane bilye attım. Daha sonrasında ikinci adımda her bir kutuya üçer bilye atılıyor. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 bilye attım. Daha sonrasında sevgili arkadaşlarım her bir adımda bir önceki adımda atılan bilye sayısı 2 artırılacak şekilde işleme devam ediliyor. Yani mesela bir sonraki adımda 5 tane bilye atılacak bunlara. Şu şekilde 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 tane bilye atılacak. Son durumda kutularda eşit sayıda bilye bulunduğuna göre, yani her birine eşit sayıda bilye atılmış, toplam bilye sayısı hangisi olamaz? Öncelikle arkadaşlarım bakın, bir tanesini attığımız bilyeyi düşünelim. 1, şurada kaç tane attık? 3 tane. Burada kaç tane attık? 5 tane. Peki toplam kaç tane atmış olabiliriz? En son örnek veriyorum, hep tek sayıda atıyoruz ya, 2n-1 tane atılmış olsa hani, sana da verdim kopyayı, bak kopyanın dibini verdim. 1'den 2n-1'e kadar olan sayıların toplamı kadardır ki bunun kuralı neydi? N kare ile buluyorduk. Demek ki bizim bu kutunun içerisinde n kare, bu kutunun içerisinde n kare ve bu kutunun içerisinde n kare adette bilye bulunacak. Toplam bilye sayısı hangisi olamaz diye sorulmuş. E şimdi düşünün, burada 3 tane kutu var, her birinde n kare tane bilye var. Yani 3n kareyi arıyoruz biz. O zaman gelin ben şıkların hepsini bir güzel 3'e böleyim. Bunu 3'e bölersem 42 gelir. Bunu 3'e bölersem sevgili arkadaşlarım 14'ün içerisinde 3, 4 defa 9 gelir, 49. 192'yi 3'e bölerseniz eğer 19'un içerisinde 3, 6 defa 4 olur, 64 olur. 243'ü 3'e böldüğünüz takdirde 81, 300'ü 3'e böldüğünüz zaman da 100 gelir. Şimdi ben 3'e böldüm ya, buradakini de 3'e böleceğim. Şimdi diyorum ki bu az önce şıkların üzerine yazdıklarından hangileri n kare formatındadır? Yani bir sayının karesidir. Şimdi 100 10'un karesi, 81 9'un karesi, 64 8'in karesi, 49 7'nin karesi, ama bu 42 zıkkı mı? Hiçbir şeyin karesi değil. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? Olamaz diye sorulmuştu bakın. 42 olacak, yani 126 olacak arkadaşlar cevap. Doğru cevabımız Adana'ydı. Devam ediyorum 11. soruyla. 6 tane ardışık tek sayıdan bahsediyor. Yan yana yazılarak 9 basamaklı bir doğal sayı oluşturuluyor. Bu sayının rakamları toplamı. Şimdi nasıl ya? Bir dakika. 6 tane tek sayıyı yan yana yazacağım ama yazınca 9 basamaklı bir sayı oluşturacak. Bu nasıl olur? Bir beyin fırtınası. Bir hemen düşünür müsün 3 saniye, 5 saniye? Şimdi bak, ben sana bir tüyo vereyim. Demek ki bunlardan bazıları tek basamaklı, bazıları 2 basamaklı. Bak böyle dediğim zaman aklında bir şey canlanması lazım. Şöyle ki mesela bazıları tek basamaklı, bazıları 2 basamaklı dediğime göre ve bunlar ardışıklarsa, demek ki tek basamaklıdan 2 basamaklıyı geçen bir evre de olacak bu sayıların arasında. Yani şöyle 9'dan 11'e geçecek. Tek demiş ya, 9'dan 10'a geçmiyoruz. 9'dan 11'e. Evet, o zaman ben bunun önüne bir 8, bunun önüne bir 8'i koyamayız. Bunun önüne bir 7, bunun önüne de bir 5 koysam. Daha sonrasında 11'den sonra 13 ve bundan sonra da 15 geliyor ya. Bakın size 6 tane sayımız var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ama ben bunları yan yana getirdiğim takdirde ne olmuş olur arkadaşlarım? 9 basamaklı bir sayı olmuş olur. Şu an sorumuz bitti. Bu sayının rakamları toplamı kaçtır diye sorulmuş. 5, 7 ve 9. Bunların toplamı kaçtı? 21. Şuranın rakamları toplamı 2, buranınki 4 ve buranınki de 6. Yani 21'e şuradaki 12'yi ekle demiş. 21 artı 12'den doğru cevabımız ne gelir? Denizli seçeneğindeki 33 gelir sevgili gençler. Ve devam ediyorum. Bir sonraki sayfamdayım. 12. soru. Güzel bir soru. Çok dikkatli bir şekilde dinliyorsun. Birden itibaren ardışık tek sayılar, yani 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 diye küçükten büyüğe doğru birinci satıra 5, ikinci satıra 5, her satıra yine 5 tane olacak şekilde aşağıdaki gibi yerleştirilmiş. E diyor ki bana 24. satırdaki sayıların toplamı kaçtır diye sorulmuş. Oo, yani. Şimdi bakın neler yapacağız? Yapabileceklerimizi bir bakalım. Güzel taktiklerle falan çözebilir miyiz? Bunu da bir ele alalım sizle beraber, tamam mı? Şimdi ben diyorum ki güzel kardeşim, bak hepsi bu taktiklerle alakalı, tamam mı? Ben sana konuyu anlatırken demiştim ki bak, bu matematikçiler böyle kafalarından bazen işlemler yaparlar. Sen de o işlemleri gördüğün zaman uf lan adam nasıl kafasından işlem yapıyor, ama o sana anlatmaz. Ben bak, ben sana anlatmıştım bunları. Mesela birinci satırdaki sayıların toplamını nasıl buluruz kısa yoldan, benim öğrettiğim yoldan? Her satırda 5 tane sayı olduğu için ben buradaki 5'i sayı adediyle, yani tam ortadaki 5'i sayı adediyle çarparsam toplamı bulurum.
Buradaki 15'i sayı adediyle çarparsam 15 kere 5'ten bak bunların toplamı da 75'tir ha. Onar onar artmıyor mu bak burası? Demek ki burada 25 olacak. 5 kere 25'ten buradaki sayıları yazmama bile gerek yok. Toplama mutlaka 125'tir. Bak ben bulabiliyorum, sen de bulabilirsin. Tamam mı? Sen de bulabilirsin. Çok basit. E ne yapacağız o zaman? 24. satırdaki sayıyı arıyoruz ya biz. Bak şimdi. Burası 1. satır, burası 2. satır, burası 3. satırdı. Doğru mu? O halde 1. satırda bakın ne yazıyor? 5. 1. satırda 5 yazıyor. 2. satırda 15 yazıyor. 3. satırda 25. Yani ben buradaki 5'i şu 1, 2, buradaki 5, 15 ve 25'i 1, 2 ve 3 ile nasıl ilişkilendiririm? Şöyle. İyi dinle. 1 için, 1 için, bakın 1 için söylüyorum. 1 çarpı 10'dan 5 çıkarmış, 5 bulmuş. 2 için 2 çarpı 10'dan 5 çıkarmış, 5 bulmuş. 3 için 3 çarpı 10'dan 5 çıkarmış, 25 bulmuş. Şurası 15. E madem öyle 24 için ne olur? 24 çarpı 10'dan 5 çıkarır ve 240'dan 5 çıkarırsanız 235 olur. Demek ki 24. satır eğer burası olmuş olsaydı ortada 235 yazıyor diyecektik. E bunların toplamı nedir hocam? Tabii ki 235 de 5'in çarpımıdır. Bunları da kolay yoldan nasıl çarpıyorduk? 200 ile 5'i çarpıyorsun 1000, 30 ile 5'i çarpıyorsun 150, 5 ile 5'i çarpıyorsun 25. Bunları da toplarsan 1175 sonucuna ulaşırsın. Yani cevabın ne olur? Adana seçeneği olur deriz gönül rahatlığıyla. Ve devam ediyorum 13. sorumla. Aşağıda aynı kreşe giden 4 tane çocuğun isimlerinin yanında performans notları verilmiş. Ayça 3A-1 imiş notu. Belma'nın notu 2B-5, Ceyda'nınki 2+5 ve Demet'inki B+7. Bu kreşteki çocuklardan Ayça ve Ceyda'nın puanları ardışık. Yani sevgili arkadaşlarım, şunla şunun puanları ardışık, şunla da şunun puanları ardışıkmış. Buna göre A+B hangisi olamaz diye sorulmuş. Güzel soru. Bu yüzden dikkatli bir şekilde dinliyorsun eğer çözemediysen. Şimdi Ayça ile Ceyda ardışıksa hangisinin hangisinden daha küçük veya daha büyük olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla şöyle diyeceğiz. 3A-1 küçüktür 2A+5 olabilir veyahut 3A-1 büyüktür 2A+5 olabilir. Eğer bu bundan küçükse ben buna 1 eklersem bu buna eşit olacaktır. Bu bundan küçükse buna 1 eklersem buna eşit olacaktır. O zaman buna 1'i ekleyelim biz. 3A eşittir 2A+5 olur. Bakın artı 1-1 birbirini götürdü ve 3A kaldı. 2A'yı bu tarafa attınız. A eşittir kaç geldi? 5. Aynı şeyi bu tarafa yapalım. 3A-1 eşittir 2A+6 olacaktır. 2A'yı attım bu tarafa A, -1'i attım bu tarafa 7. Şimdi A sayısı ya 5 oluyormuş ya da 7 oluyormuş. A için 2 seçenek var. A eşittir 5 veyahut A eşittir 7 dedik. Bu cepte. Şimdi gelelim B'lere. Aynı şeyi 1 ekliyorum buna eşitliyorum ya da 1 ekliyorum buna eşitliyorum. Buna 1 eklerseniz 2B-4 olur. Eşittir B+7 dersiniz. B'yi bu tarafa salladım. B, -4'ü bu tarafa salladım 11. Yani B 11 olabilir. Veyahut şuna 1 ekleyip buna eşitleyin. 2B-5 eşittir B+8 dedim. Buradan B'yi attım bu tarafa. B, -5'i diğer tarafa attım 13. Yani B bir de ne olabilirmiş? 13 olabilirmiş sevgili gençler. Şimdi A+B hangisi olamaz diyor ya. E şimdi bu 5, bu 11 ise 16 olur güzel arkadaşım. E bu 5, bu 13 ise 18 de olur. 7 ve 11 ise yine 18 olur. 7 ve 13 ise 20 olur. Ama hiçbir türlü 19 olamaz. Hiçbiri de zaten hani 19 burada duruyorken hiçbiri diye bir cevap zaten olamaz. Tamam mı? 13. sorumuzun cevabı Ceyhan seçeneği olacakmış. Güzel bir soruydu. Altta sorum yok. Geçtiğim sağ üst taraftaki soruma. Bu da bizim son sorumuz arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde dinliyorsunuz. Beşgen biçiminde ki masanın köşelerinde 5 tane arkadaş oturuyor. Masadaki 5 kişi aşağıdaki kurallara uygun biçimde sayı söyleme oyunu oynuyorlar. Oyuna Ali bir sayısını söyleyerek başlayacak. Biri söyledi. Saat yönünde her bir kişi kendinin sağında oturan kişinin söylediği sayının bir fazlasını söyleyecek. Yani Burak kaça söyler? 2'yi. Cenk 3'ü, bu 4'ü, bu 5'i söyleyecek ve devam edecekler diyor.
Oyunda söylenen son sayının da 276 olduğu bilgisi verilmiş bize. Son sayı söylendiğinde Cenk'in söylediği tüm sayıların toplamı. Bir kere Cenk 5 burada söylendi ya, Ali 6'yı, bu 7'yi, sonra bu 8'i, yani 5'er 5'er artarak ilerleyecek. O halde arkadaşlarım şöyle bir düşünürsek biz, şöyle düşünürsek. Cenk'in ilk söylediği sayı 3, sonra söylediği sayı 8, sonra söylediği sayı 5 fazla olacak. 13, sonra 18 diye devam edecek. Nokta nokta nokta. Peki son söylediği sayıyı ben nereden bulacağım? Dikkat ederseniz Cenk'in söylediği tüm sayıların 5'er 5'er arttığı için son rakamı ya 3 ya 8 ya 3 ya 8 oluyor. 276'dan önce gelen sayılardan sonu 3 veya 8 olan hangisi var? 273 var. Demek ki Cenk sevgili arkadaşlarım son olarak 273 sayısını söylemiş. İşte bu sayıların toplamı soruluyor bize. Ben bu sayıların toplamını nasıl buluyordum? Öncelikle kaç tane terim olduğunu bulmamız gerekiyor. 273'ten 3'ü çıkardınız, 5'er 5'er artıyor dediniz ve 1 eklediniz. 273'ten 3'ü çıkarırsam 270 gelecektir. Bunu 5'e böldüm, 1 ekledim. 270'in içerisinde 5 kaç defa? 27'nin içinde kaç defa? 5. Kalan kaç? 2. 20'nin içinde kaç defa? 4. Artı 1 diyorsunuz. Demek ki 55 tane sayımız varmış. Terim sayısı bölü 2 çarpı son terim artı ilk terim. Yani 276 dediniz. 2'ye ve 2'ye bölersek, bakın şunları 2'ye bölelim. Çat çat. 276'yı 2'ye bölerseniz eğer 138 sayısını bulursunuz. Demek ki biz 138 ile 55'i çarparsak cevabı bulacağız. 138 ile 55'i çarparsanız eğer sevgili arkadaşlarım, 5 kere 8 40, 3 kere 5 15, 4 delta vardı 19, 1 kere 5 5, bir delta vardı 6. Yine aynı şekilde 690 yapacak burası. Çünkü yine 5 ile çarpacağım. Toplarsanız da 0, 9, 5 ve 7 gelir. Yani 7590 bizim cevabımız olur. Doğru cevabımız C seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz sevgili gençler. Evet, testimizi bitirdik. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Artık darısı sonraki videolara, değil mi arkadaşlar? Evet gençler, bu videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz artık. Diğer videolarda görüşürüz. Bir sonraki videomuz ödev ve rehberlik videonu olacak. Aman ha, sakın kaçırma. Orada güzel rehberliğimizi yapıyoruz, sohbetimizi ediyoruz. Ettikten sonra da ben seni ödevlendiriyorum. Ödevlendirdikten sonra pazartesi gününe kadar sen o ödevleri bir güzel yetiştiriyorsun. Tamam mı güzel arkadaş? Hadi bakalım, ödevlerini yapmadan gelme. Hoşça kal, sağlıkla kal ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutma.